Sonuç çalışırken sıkılıyor musun? Çok sıkılıyorum hocam ne yapacağım bilmiyorum. Ey gerçekten birçok öğrenci artık ders başlıyorum oturuyorum derse evet. 10 dakika geçtikten sonra gerçekten dayanamıyorum. Hatta yine telefona gidiyorum ya annem çağırıyor bahane buluyorum. Gerçekten de mesela Utku Selim ve Gül Selim de bize çok güzel yorum atmışlar. Demişler ki hocam ders çalışırken çok sıkılıyorum. Oturmak bile istemiyorum ne yapabilirim? Ya da Gül demiş ki ders çalışmayı eğlenceli bir hale getirmenin bir yolu yok mu ya demiş. Birincisi ders çalışmayı eğlenceli hale getirmemiz için öncelikle motivasyonumuzun çok yüksek olması lazım. Yani sen belli bir sebepten dolayı ders çalışıyorsun. Bunu bilmen lazım. Yani bazen bir insan Başarı için. Başarı için çalışıyorsun. Yoksa diğer türlü gerçekten ders çalışmayı kim sever ki ya? Niye çalışasın ki? Babam para kim? versin ben daha fazla çalışayım. Aynen mesela o kadar değil. YouTube'da ev okul dışında 7862 saat geçirmek isteyebilirsin. Niye? Eğlence yüzde olduğu zaman yani arkadaşlarla FaceTime yapmak, Zoom yapmak, sosyal medyada, Instagram'da, Whatsapp'ta sohbet etmek bu gerçekten mükemmel bir şey. Burada insanın hiç canı sıkılmıyor. Eğlence yüzde Niye? FaceTime'da arkadaşla sohbet etmek de sıkıcı bir şey yok ki. Sosyal medyada, Instagram'da gezmek de sıkıcı bir şey yok ki. Bunların hepsi çok eğlenceli şeyler. Dolayısıyla burada hiç sıkılmıyorsun. Bu çok normal bir şey. Fakat ders çalışmaya gelince eğlence yüzde on mu? Kitap okumak mesela. %20, %30, Çok %40. az. Hatta çok çok az. Yani düşündüğün zaman %100'e bayağı uzak. Yani kitap okumak ne kadar eğlenceli olabilir ki diye düşünüyorsun. Ama birazdan bunu eğlenceli Bazı alırız. kitaplar sarıyor beni ama hocam. 100, bazı kitaplar evet. Orada hak vermemeliyim sana. 100 puana nasıl ulaşabiliriz? Yani bu ders çalışmayı, test çözmeyi, soru bankalarından test çözmeyi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Eğlence metre. Eğlence metreyi bakalım şimdi hep beraber çözelim. 100 puana nasıl ulaşabiliriz? Birincisi çalışmayı ilgi çekecek hale getirmen lazım. Yani. Tonguç re... Akademi izliyorum ben. Evet bu çok güzel mantıklı bir fikir. Tebrik ediyorum seni. Bu arada reklam alıyorsun. Zaten baktığım. eğlenceli oluyor. <laughs> evet. Hemen reklam alıyorsun Tonguç'um. Kendi kendine reklamı yapana ne derler biliyor musun? Biz dersleri eğlenceli ve güzel şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Tonguç'um kendi kendine reklamını yapana ne derler biliyor musun? Amele dedi. <laughs> Hayır o öğrencinin Şimdi çalışmayı ilgi çekecek çekecek hale getirmen için renkli kalemler ve postiler kullanman lazım. Belgeseller izleyebilirsin, sanal müzeleri gezebilirsin. Ders ve eğlence bir araya getirsin ve bak yavaş yavaş ne oldu? sıfır eğlenceden %30 eğlenceye kadar çıkmaya başladı. Artık yükleniyor. Niye? Artık çalışmayı ilgi çekecek hale getirdi. Üçüncü, ikincisi son güçler dedim. Çalışma kartları oluşman lazım. Yani oyun haline getireceksin. Diyelim ki öğrenmen gereken kelimeler var. Veyahut da öğrenmen gereken fen bilgisinde işte kavramlar var. Ya da inkılap tarihinde sosyal bilgilerde bilgiler var, konular var, tanımlar var. Onları ön tarafına tanımı yazıyorsun. Mesela diyelim buraya tımar yazıyorsun. Tımar sim. Veyahut da buraya mesela diyelim İngilizce kelime olaraktan işte buddy yazıyorsun. Şimdi buddy'nin Türkçesini arkaya kanka diye yazdın mı? Tımar'ın tü, Türkçe tanımını arkasına yazdın mı? İşte toprak askerlere manşenet yani toprak verilmesi yazdın mı? Bu şekilde bunları yazdıktan sonra sen bu kelime kartlarıyla oyun haline de getirebilirsin. Arkadaşın sorabilir sana, kardeşin sorabilir, uzaktan görüntülü arama yaptığında ona sorabilirsin veyahut da annenle babanla uğra öğrenebilirsin. Onlar senin ders çalışır gördüğü zaman sana destek olabilirler. Bak yavaş yavaş eğlence %40'lara çıkmaya başladı ve öğrendiklerini tablo grafik ve infografi haline getirebilirsin. Bakın biliyorsun Tonguç bizim akıl haritalarımız var. Akıl haritaları esasında öğrencilere konuyu öğretirken eğlence hale getirmek için tüm sınıflarda yapılan bir şey. Yani nasıl oluyor hocam o? Şöyle göstereyim sana. Diyelim bir tane ders açmak istiyorum tabii şu anda. Burada gizli Oo. Değil ama açıyorum bak şimdi. Bismillah şöyle güzelce açalım. Bak şimdi. Oo. Burada esasında bildiğim dersler var. Yani bana ne dünyanın hareketlerinden ya? Bana ne DNA ve genetik ortadan? Ben bilimsel insan mıyım? Veyahut da bana ne... Ama bak şimdi ne kadar güzel duruyor. Şu anda işte bana ne diyesim gelmiyor. Şöyle ...ata bak ne güzel, üzerine Galatasaray bayrağı var. Hımm, bu böyleymiş diyorsun. Ve odamı da renklendiriyor. İşte buna benzer bir... İlgi çekici! İlgi çekici. Eğer imkanın varsa 5, 6, 7, 8 tüm sınıflarda bizim haritalarımız var. Bu haritaları alabiliriz Ya da kendin öğrendiklerini tablo, grafik ve infografik haline getirip eğlenceyi yüzde ellilere, yüzde elli beşlere çıkarabilirsin. Dolayısıyla bu da senin için eğlenceli. hani düşün bazı futbol fanatikleri vardır. Girersin odasına ta kendi takımının resimlerini asar. İşte sen de öğrendiklerini tablo, grafik ve infografik haline getirdiğin zaman gerçekten öğrenmeyi eğlenceli getiriyorsun. Ve ders çalışmaya Olumlu düşüncelerle başladığın zaman da artık eğlenceyi yüzde seksenlere getirmiş oluyorsun Oğuz. Tabii ders çalışmaya olumlu düşünce nasıl olur? Bu da ancak ve ancak hedef yaparak hedefini belirleyerek olur Tonguç. Birincisi sebep sonuç ilişkisi çok önemli. Şöyle düşün. Mesela şu anda annen bir sürü yemek hazırlıyor. İşte tavayı tık, yemeği sıyırıyor, işte t -t -t domatesleri doğuruyor. Bir sürü şey hazırlıyor şu anda sana. Ve yorucu bir şey. Ama bunu neden yapıyor? Birazdan e, akşam yemeği geldiğinde, iftar geldiğinde veyahut da fark etmez, hep beraber o, o mutlu anı hesaplıyor zihninde ve hedefini belirlemiş. O yüzden o sıkıntılı bir şekilde yok soğan doğramaktır, tavanın içindeki yağlardır, dumanlardır. Hepsine mücadele ediyor. Niye? Sonucunu düşünüyor. Sen de bu dersleri çalışırken, bu dersleri çalışında seni bekleyen olumlu şeyleri aklına getir. Hep olumlu düşün, aklına getirdiğin zaman ders çalış Bak zaten senin için hiç böyle sıkıcı hale gelmez. Bir de üşenmemen lazım Tonguç'um. Üşeniyorum, öyleyse yarın. Şöyle düşün Tonguç'um. Mesela sen şimdi diyelim ki bugün bir film izleyeceksin ya. Evet, filmi diyorum. izlemeden önce... Annen ya da baban gelse dese ki bu filmle izleyeceğin sahneler bunlardı. bunlar. Bunları önce defterine yaz ondan sonra izleyebilirsin deseydi. İzler miydin? İzlemezdim. Niye izlesin? Manyak mısın ya? Zaten yani? biliyorum ne gerek var. Demek mi? ki esasında film izlemenin sana kolay gelmesinin sebebi oradaki belli şeyleri yapmaman. Esasında dersler de böyle. Bunlarla alakalı yazman gereken, yapman gereken şeyler var. Bunları yaptığın zaman kurtuluyorsun. Açıyorum Netflix şey hocam. Netflix şey izliyorum sürekli. Yani demek ki, orada mesela eğer Netflix deseydi ki sana kardeşim bizi izlemeden önce lütfen şu soruları cevaplayınız. Bu soruları cevaplarsanız bu filmi izleyebilirsiniz deseydi. Kimse izlemez ya bana ne derdi? Esasında armut piş ağzıma düş olduğu için her şey eğlenceli geliyor. Dolayısıyla sen hedefini belirleyeceksin ve şunu unutma. Beynin senin bir aracın. Yani sen mesela bu el benim bir araç. Alıyorum kalemi hop bıraktım. Aldım telefonumu hop bıraktım. Aldım işte bu neydi bunun adı fare. Fareyi aldım bıraktım. Bu el benim istemediğim şeyi alamaz. Beynin de senin istemediğin bir şeyi sana yapamaz. Dolayısıyla sen onu yöneteceksin ve seni çok iyi çalışacaksın. Ve en sonuncusu da çalışmandan sonra kendini mutlaka ödüllendir. Güzel bir çalışma yaptıysan, sorularını çözdüysen, kitap okumanı bitirdiysen, artık... Partisi. güzel bir çikolata partisi ya da güzel bir işte sosyal medya gezintisi seni bekliyor artık ödülü hak ettin şimdi ödülü sorumuzu yap yorumları yollatın. Teşekkür ederim hocam.